Merhaba, Roma'da San Pietro Bazilikası'ndayız. Kilise mihrabının altındaki bölümün tam yanında bulunuyoruz. Haç şeklindeki planın kesişim noktasındayız. Üstümüzde ise Michelangelo'nun olağanüstü yüksekliğe sahip kubbesi var. Kubbenin yüksekliği gerçekten de nefes kesici. Kanopinin arkasına bakmaya çalışıyoruz ve bu bulunduğumuz yerden pek kolay değil. Bu kanopiyi ilk bakışta heykel olarak tanımlayabiliriz. Ancak dikkatli baktığımızda aslında bir heykelden çok daha kapsamlı. Aynı zamanda mimari bir eser. Vitraylar var. Katedraldeki en önemli öge. Bronzdan yapılmış olan sandalye, tahttan yapılmış eski sandalyeyi tümüyle içine almış ve onu koruyor. Bu tahta sandalyenin San Pietro yani Aziz Petrus'a ait olduğuna inanılıyor. Üzerindeki ögeler havada hiç kuvvet harcamaksızın salınır gibi duruyor. Sandalyenin bulunduğu mahfazanın dört kenarını Hristiyan kilisesinin dört önemli büyüğü tutuyor. Cenneti sembolize eden altın bulutları görüyoruz. Bulutlar sandalyenin her yanını sarıp sarmalıyor. Aşağıdan uzanan altın bulutlar sandalyeyi adeta yukarı, cennete doğru kaldırıyor. Bu altın bulutların arasında dışarıdan gelen ışığı görüyoruz. İlahi ışığın bulutların arasından katedralin içine geldiği simgelenmiş. Gördüğümüz bu vitraylar kilisenin mimari ögesi, yani ışık dışarıdan geliyor. Vitrayları melekler çerçeveliyor. Melekler dans ediyor, dönüyor. Hristiyan inanışındaki kutsal ruhtan, yani Yaradan'dan gelen ışığı kutsuyorlar. Kutsal ruhun ışığını temsil eden bu pencere, katedraldeki en önemli öge. Tam ortada yer alıyor ve bütün katedralin odak noktası. Eş merkezli oval bir şeklin içinde bulunuyor. Buranın evrenin merkezine doğru gittiğini, cennete açılan pencere olduğunu hissedebiliyoruz. Roma'da gördüğümüz Bernini eserlerinde çok önemli olan bir husus, her zaman mimari açıdan yeni fikirler getirmeye çalışması. Ağır kütleler yapıyor ve zemini çevreliyor. Buna örnek olarak da aklıma Pantheon geliyor. Sanatçının iç mekanda kullandığı ögelerse oldukça teatral. Kullanılan malzemeyi de belirtelim. Mermerin üzerindeki alçı altınla kaplanmış. Alışılmadık derecede detaylı bir kompozisyon görüyoruz. Arkadan gelen parlak ışıkla aydınlanan vitrayları görüyoruz. Altınla kaplanmış olan alçı heykelleri görüyoruz. Bronzun bir kısmı da altınla kaplanmış. Mermerde parlak bir beyazlık görmeyi bekleriz. Ancak mermer de renklendirilmiş. Şekillerin, renklerin ve ışığın yer aldığı bir kaleidoskop gibi. Çok farklı ögeler bir arada kullanılmış. Ama kullanılan ögelerin tümü birbiriyle ahenk içinde. Ve kullanılan ögeler buranın büyüklüğüne yarışır ölçülerde.